Büyük babanın dükkana gittiğini biliyordun. Ama her an eve geri dönebilirdi. Bana söylemen gerekiyordu. Sana söylesem ne değişirdi Lakşi'ye? Savara başka bir şeyler yapardık. Planımızı değiştirip tedbir alırdık. Plan çok iyiydi ama Ragini bozdu. Sus artık Lakşi'ye. Ragini ile böyle konuşmaya hakkın yok. Neden Ragini'nin hatası olsun? Büyük babasının hemen geleceğini nereden bilsin? Bu plan sana ait ve senin sorumluluğundu. Sen de bu evde yaşıyorsun. Büyük baban ne zaman gelir, ne zaman gider bilmen gerekirdi. Başkalarını suçlamaktan vazgeç artık. Ve bu işi nasıl çözeceğimizi düşün. Yeter. Ben kararımı verdim. Bu gece uzak bir yere gideceğiz. Tren biletlerini aldım bile. Hazırlanın. Hemen eşyalarınızı toplayın. Büyük baba babaanneyle gidiyor. Bu doğru olamaz. Onları durdurmalıyız Ragini. Gel hadi. Ne yapmalıyım? Büyükanneyle konuşacağım. Neden durup yüzüme bakıyorsun? Hemen git eşyanı topla. Büyük baba ne yapıyorsun? Sen burada mısın? Ne hakla evime geldin? Neden geldin? Bu ne cüret? Git buradan hemen. Lütfen yapma bunu. Lütfen evini terk edip uzaklara gitsin. Bir defa olsun beni dinle büyük baba lütfen. Hayır, yok hayır. Artık dinleyecek hiçbir söz kalmadı. Her şey konuşuldu bitti. Büyük anne, eğer her şey bittiyse neden aranızdaki dostluğu kurtarmaktan bahsediyordunuz? O dediğin bir anda geldi geçti. Duygusallaştık aniden. Hepsi o kadar. Büyük anne hep beraber toplanıp buradan gitmeye karar verdiler. Büyük anne, eğer sen onları durdurmazsan Şarmışta teyzenin hayatı duracak. Bir kez daha hayatında mutluluğu kaybedecek. Hem de bu sefer tek sorumlusu senin verdiğin kararlar olacak. Hayır Lakşi, hayır. Benim kızımın hayatını hüzünle dolduran o kişiye bir daha kızımı veremem asla. Ve buradan gitmeleri herkes için daha iyi olur. Hayır büyük baba, bu evden gitmeniz kimseye iyi gelmez. Lütfen bunu yapmayın, ailemizi parçalamayın. Yeter. Lütfen. Kes artık bu saçmalığı. Senin bu evde yerin yok. Hemen çık. Çık dışarı. Hadi gel dışarı. Ne yapıyorsun baba? Bırak onu. Daha küçük bir kız. Eğer küçükse öyle davransın. Başkasının işine karışmasın. Büyük baba bırak onu. Lütfen vazgeç bu fikirden artık. Sen karışma Ragini. Gördün mü Parvati? Bak arkadaşına. Bir Bengalli'nin yüzünden kendi evimizde hem oğlum hem de torunum sesini bana yükseltme cesaretini buluyor. Çekar, bu ailenin reisi hala benim. Ve karar verme yetkisi de bana aittir. Sadece bana. Kimin buraya gelip gelemeyeceğine hala ben karar veririm. Çünkü burası benim evim. Çık, çık dışarı hadi. Baba, büyük baba. Bırak, bırak onu. Canını acıtıyorsun. Yeter. Anne sen... Sen de mi böyle söylüyorsun? Hepimizin hakarete uğradığını unuttun mu? Geçen sefer onun anneannesi kurtarmıştı seni. Yeter artık dedim. Çakır'ın babası, sen oğluna mı hayat verdin yoksa bu topluma mı? Ben öldüğümde cenazemi kim kaldıracak? Toplum mu yoksa oğlum mu? Böyle yaparak
oğlunu kendinden uzaklaştırdın. Ve benden de. Şekar'ın anne babası çocuklarını mutlu etmeli. Sadece yaşarken değil, öldükten sonra da biz çocuklarımıza acı vermeye devam mı edeceğiz? Mantıklı düşün. Çocuklarını böyle kaybetmeye değer mi? Parvati! Yeter artık Şekar'ın babası. Ben bundan sonra senin hiçbir dediğini dinlemeyeceğim.